Kuşadası Belediyesi'nin ilçedeki 5 okulda daha başlattığı hobi bahçesi projesi hayata geçti. Tamam mı? Şunu keseceğiz, tamam mı? 1-2-3 hadi. Hadi. Okullarda öğrencilerin doğayla ve toprakla vakit geçirebilecekleri hobi bahçeleri hazırlayan Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kent Konseyi projenin ilk uygulamasını Galip Balkar Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Sadece bu okul değil, 5 okulumuzda daha bu hobi bahçemiz var. Bugün sadece Galip Balkar'a örnek olsun diye geldik. Gördüğünüz gibi ciddi bir alan. Hem meyve hem sebze. İnşallah arkadaşlarımız, çocuklar, gençler burada yetiştirecekler. Onlara emanet. Tabii kentin o vahşi dünyasında aslında maalesef biliyorsunuz sadece betonla baş başayız. Yani biraz betonu gelişme örneği gibi gösterenler var ama bizim için artık dünya için öncelikli doğa. Öğrenciler kendi elleriyle pırasa, lahana, maydanoz, roka ekmeği öğrenirken bitkilere ilk can suyunu Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte verdiler. Ya da yapalım. Hobi bahçesi açıldı. Gerçekten çok mutluyum. Çünkü burada doğayı öğreniyoruz. Ekrem Başkanımızın söylediği gibi biz de buradan belki salatalık ekecekler. Oradan salatalık alacağız, yiyeceğiz. Gerçekten çok mutluyum. Ekrem İmamoğlu'nu gördüğüm için de çok mutluyum. Gerçekten okulumuza geldi. Bizi neşelendirdi. Bu hobi bahçesi benim için çok güzel oldu. Çünkü sınıf arkadaşlarımla beraber hani meyve ve sebze yetiştirmek isterim. Ve ben meyve severim, başka bir arkadaşım sebze sever ve hepimiz hep beraber toplayabiliriz diye düşünüyorum. Bugün çok eğlenceliydi. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geldi. Birlikte tohumlar ektik. Sonra eğlendik. Şu an meyve ağacı ekiliyor. Yavaş yavaş yavaş. Hadi bakalım. Tamam. Aynen öyle. 2400 metrekarelik bir alanda kurulan hobi bahçesinde minik öğrenciler sebze ve meyve yetiştirebilecek ve uygulamalı derslerle bitkilerin nasıl yetiştirildiğini öğrenecekler. Öğrencilerin doğayla ve toprakla erken yaşta tanışabilmelerine vesile olan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, okul bahçesindeki bu yeşil alanı ve içindeki sebzeleri öğrencilere emanet etti. O zaman şöyle anlaşalım. İlk salatayı, buradan topladığınız ürünlerle yapacağınız ilk salatayı beraber yiyelim.